Şu an bak bunları konuşmak bile beni yoruyor. Aklıma geliyor çünkü film. Sinirleniyorum yani. Yani dün gece gerçekten bayağı rengim falan attı yani. Eve gittiğimde böyle bir dur, evet, kendime yani şaka maka gerekti. Değil yani. Böyle filme gömme falan gibi bir şey de değil. Yok, ben bu hissettiklerimi söylüyorum. Yani şu filmi izleyip etkilenmeyen varsa, dediğimiz şekilde rahatsız olmayan varsa, ben gider elini sıkarım. Bir kutu lokum alırım, kapısına giderim. Helal olsun sana derim yani. Sen büyüksün kardeşim. Hani yerde hep bir uyarı var yani. Şu kadar, atıyorum 20 dakika mıydı? Yani arda arda oynamamanız lazım uzun süre. İmkansız yani. Yani ofisten bir arkadaş bir saat oynamış aralıksız. Çıkardığında etrafta oyundan nesneler falan görmüş bir süre. Oy. Yani tehlike büyük. Bir de Elder Scrolls gibi bir oyunu başlıkla oynadığını düşün, çıkaramazsın yani. Yani bayağı oyun dünyasını yine kötüleyecek haberler çıkar. Yok VR başlığıyla can verdi, hastanelik oldu. Böyle bazıları var, taktımı çıkaramıyor VR başlığını. Bir de hakikaten içine girecek, bağlayacak bir oyunda başlığı taksa, evet, risk yani. Gerçekten kimse dikkat etmez yani. Oraya öleceksin, acılar içinde gebereceksin, çocukların kısır kalacak. Yatsan bile dinlemez, yine takar oynar yani. Bana öksür de bana da ağzını da açayım istiyorsan. Vay be. Ben o zaman vereceğim örnekle biraz çok alakası. Şu an siz ikiniz çok başka kafadasınız. Ben bambaşka bir kafada diyorum. Ben King's Glaive diyecektim. Animasyon. Bir dakika, o sayılıyor mu ama? Oyundan önce çıktı. Ama oyun filmi. Ama farklı bir hikaye bölümünü anlatıyor. Bir de oyundan önce ya çıktı. Anlaşıl, seninki Mario hangi bölümü anlatıyor? Bir de animasyon abi. Mario hangi bölümü anlatıyor? Bir saniye. Anlatıyor? Animasyon ama bu. O zaman tamam, geçiyorum. Tamam, animasyon alalım. Sen da sus. Kabul etmedi, geçiyorum. Ne oldu, niye sinirlendi bu kadar, ben anlamadım. Hem animasyon hem oyundan önce çıkıyor. Yani oyun çıkmış, bir başarılı olmuş. Abi, onun uyarlaması gibi bir şey değil. Tamam da senin verdiğin Mario örneği hangi Mario oyunundan sonra çıkmış mesela? Hangi Mario oyunundan önce çıkmış yani? Sonuçta arada zaman farkı var. Yani Mario kardeşleri tanıyorsun yani. Yerleşmiş Final bir şey. Final Fantasy'deki karakterler filmde, oyunda yok ki zaten. Abi, bazıları vardı ya. Yok, sadece bir iki tane karakter denk geliyor. Tamam, bazı şeyleri örtüşüyor. Vardı orada diye. Ama oyundan önce çıkıyor sonuçta. Tamam, kesin. Mesele o yani. Ha, bir dakika. Doğrusunu söyleyelim. Bir dakika kardeşim. Yok, olmaz. Ay, dur tamam. Almıyorum. Ne kazandın? Ay, mantığı uymuyor çünkü. Ay, niye uymuyor? Bizim konuştuğumuz oyun çıkmış, belli bir kitle oluşturmuş. O oyunu sinemaya uyarladıklarında başarısız oluyor. Eyvah. Bunun üzerinden dönen öyle filmler. Diyoruz, öyle ya da başarılı oluyor yani. Oyundan uyarlanan filmler konuşuluyor. Abi genel olarak Final Fantasy Kingsglaive diye film var. O da Final Fantasy serisinin filmi işte arkadaş ya. Final Fantasy ilk defa hayır, çıkan değil ki. Serisinin değil. O son çıkan oyunun adına Allah yapılıyor. Allah Allah. Bir dakika abi, her oyunda farklı sonuçta olay. Bence demokrasi çalışır. Abi, oylamaya sunuyorum. Ama ben çekimserim net. Çok çekim, hayatta çalışacağım ama manyak mıyım ben? Tamam. Ben girip otoba silip atıyorum. Oğlum seni bitireceğim bu videoda. Kingsglaive silip atıyorum. Önermiyorum arkadaşlar. Yok yani öyle bir film Allah yok. Da belasını versin. Oyundan önce çıkmış yani. Oyundan uyarlanmış sayılmaz. Okey, sıkıntı yok. Warcraft. Sayılır, olur. Konuşabilir miyim? Kabul ediyorum. Devam edebilirsin. Sen hele bir sonraki örneğini at sen bir. Hemen Wiki'den araştıracağım. Ne zaman çıkmış, oyuncular kimmiş? Mortal Kombat ilk filmi. Bir dakika şimdi. Tamam, konuşabilirsin. Ya Mortal Kombat da yine aynı bahsettiğim sebeple sevdiğim filmlerden biriydi. Yani ben de aslında çok keyifliydi. Abi toparlayalım ben. Tamam, bitti mi? Orhun yani şey, Mortal Kombat güzel filmdi bu arada hakikaten ya. Tamam, Mortal Kombat konuştuk, bitti. Herif filmle. Senin ağzını kıracağım. Nedir? Mortal Kombat'ın neyini beğendin? Ben müziğini çok beğendim. Ha, müziği başta zaten hani o zaman hani herkes marka vereceğim. Winamp kullanırdı. Winamp'lerin... Marka vereceğim diye önce de. Bir dakika, marka vereceğim. Kola. Devam et. Atlamak isteyenler... Eğer marka dinlemek istemiyorsanız 5 dakika gidin falan diye böyle spoiler veriyor gibi. Marka vereceğim. LC Boy 2. Marka veriyorum. Sinirler alt üst oldu, evet. Biz de animasyon ve filmden önce, oyundan önce çıkmaması şartıyla en sevdiğiniz oyun filmlerini yorum olarak yazın. Ama bak, dikkatini Tunca siliyor. Yorumlara eğer öyle animasyon falan yazmayın saçma sapan. Öyle gereksiz. Hatta tespit ettirip evine yollatıyorum. Kendi geliyor. Adam da yollattırmıyor yani. Bayağı orada olay yerinde operasyon yapıyor. Neden? Bu arada Cem'in derecesini savunduğunu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Asıl altta yatan sebebi söyleyeyim. Geçen gün beni dahil olduğum 2-3 videoma benim Enis Kirazoğlu ismim yerine Arka Sokaklar. Kendisi, onu kurgulayan kendisi Arka Sokaklar yazmış benim ismim yerine. Bende ya. Benden değildi. Bilgisayardan da sorun.
Encoder'da sıkıntı var. Bir dakika abi açık. Adam encoder'ı nereden bilecek abi? Abi ya videoyu çıktısını aldım, program bozukmuş. Yenisini daha bugün yükledim. Vallahi. Tamam, doğru söylüyorsun, ben inanıyorum ama abi, o yüzden yani, diyor böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Abi olabilir. Olabilir abi. Demek ki mevzu zaten Batman'i sildi artık. Hayır ben hayır. Batman'i çok seviyorum bu arada. Benim bıçak ama diyeceğim. Orada hata yaptı, biraz uyanık olacak. Orada nerede? İçtiğin şeye bir bakacaksın kardeşim, bir koklayacaksın. Abi koskoca Batman'sin yani. Abi, bak, sarhoş yedi. Bende de aynı şey. Böyle deyince komik olur. Abi yeter artık şu kapatı. Abi. Ama haklısın. Yani. Ne düşünüyorsun Tuncay? Ya bence bu olay seneler sonra gülüp geçeceğimiz tabii bir şey haline gelecek. Çünkü yani bütün sinemayı da katıp içine ta ilk zamandan şu an geldiğimiz noktaya bakarsan zaten çıplaklık her yerde fazlasıyla kendini gösteriyor. Yani oyunlarda da bırak softcore'u, iş hardcore boyutlarını bile aşacak bence. Yani bu bütün AAA oyunların vazgeçilmezi olacak. Hatta hani biz sevişme mekanikleri iyi olmamış falan diye eleştireceğiz de. QTA'lar kötü. Orada da derinlik arayacağız. Çünkü hepsi birbirine benzemeye başlayacak. Evet. Bir tanesi farklı bir şey yapacak. O çok zannetmiyorum orada derinlik arayacağımızı. Yani bir oyun tamamıyla ona odaklı değilse tartışılmaz herhalde. Hani yani hemen değil de şöyle yapabiliyorduk ama uzun vadede. Belki olabilir diyorsun. Bence olacak. Enis Kiraz olsa falan Sikse bağlı. Sol tarafımda Tuncay Arslan var. Sağ tarafımda. Merhaba. Teşekkürler. Sağ tarafımda Cem Göksoy var. Yalnız 5. yerime kaldım. Dilim dönmediği için daha geçilen bir arkadaş çevrem var gördüğünüz gibi. Bugün bu arkadaşlarımızla birlikte Logan'ı, evet filmi seyrettik ve onun evet. üzerine konuşacağız. Ama temel soruyla başlamak istiyorum. Herkese bir temel soru ve sonra detaylandıracağımız bir soru. Beğendim. Ne bağırıyorsun be? Beğenmediğimden biraz bahsedebilirim. Tabii. Aslında benim genelde filmlerde sinir olduğum şeylerden biri. Yani yabancı dilde konuşan, İngilizce demiyorum, İngilizce dışı yabancı dilde bir konuşan bir karakter olduğu zaman önce kendi dilinde konuşuyor sonra İngilizcesini söylüyor. Evet değil mi? Ya burada da vardı kız. I love you falan diyorsun. Yani madem biliyorsun adam onu anlıyor. Konuş. Onu konuş yani. Niye üst üste bir onu bir ondan bir ondan. Ben yabancıyım. Bak ben bilmiyorum. Belki pratik yapıyorum. Ha, bu hep var. John Wick'te de vardı mesela. Evet. Şey, İtalyanca konuşuyorlar. Arada tekrar İngilizce konuşuyorlar. Abi konuş işte normal yani. Hangi birini seç konuş. Bir ondan bir ondan. Şu an 9 veriyorum. İyi puan. Yani hani 9 veriyorum. Günahlarını affederek veriyorum ama. Yani çünkü hak ediyor bence. O kadar. Güzel abi yani. Yarışmacı arkadaşları hani, başarılar dilerim. Abi korkuyorum spoiler vermiyor. O yüzden yani. Tamam. Yani kendimi tutamayacağım diye. Ya bu puanlama işinde ben hep kendi türünde, kendi yapmak istediğine göre değerlendiriyorum. Ben de 9 veriyorum. Peki. Son bir yorum alalım filmle ilgili bir de. Harika. Bir daha olsa bir daha giderim. Ki bugün bir daha gidiyorum. Filmin afişinde yazacaklar. Tuncay Arslan harika. Brilliant. New York Times. Cem Göksoy. Güzel. Ben de onun üzerinden 8 veriyorum. Ya çünkü elit. Elitle alakası yok. Benim puan skalama farklı. Ben kendi işine değerlendirmiyorum. Diğer filmler arasında değerlendirmiyorum tamam, geldi. Ve 8 benim için ya? Yüksek bir puan aslında yani. Ve insanlar bunu anlamıyor. Siz çok yüksekten uçuyorsunuz. O... Ama ben aa, diyorum abi. Ki her film ayrı bir değerdir. Kendi ya içinde bak, değerlendirilmelidir. Öyle abi. Hayır hepsi sen şimdi 10. Bir saniye. Hepsi 10 o zaman. Bir saniye Enis Bey. Şimdi bir fille bir maymunu aynı sınava sokabilir misiniz? O Einstein. Einstein mı? Şey... Abone olmayı unutmayın diyecektim ama isterseniz o kadar da şartlamayayım insanları ya. Evet. Ama olsanız iyi olur. Olsanız iyi olur. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.